Merhaba değerli dostlar, herkese iyi akşamlar. Evet, herkesin beklemiş olduğu sorunun cevabını bugün sizler için cevabını veriyoruz arkadaşlar. 2022-3 döneminden yapılan 3 kuvvet aracılığıyla havanın ve karanın ve denizin alım ilanı 3 hafta önce paylaşılmıştı. Ve süreç şu anki süreçle birlikte alım süreci devam ederken bugün bitiş tarihini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Birkaç gün önce 9. ayın 25'ine doğru bir bitiş tarihinin bilgisini almış olurken bugün tam net tarihini öğrenmiş olduk arkadaşlar. 9. ayın 11'inde 3 kuvvetin mülakat süreci başlayacak. Yani süreç hemen başlamayacak. Başvuru süreci tamamlanacak. Ön başvuru mesajları ortalama bir aya kadar gelecek. Sizlere mesaj olarak, Pertem üzerinden SMS olarak ve telefonunuzun numarasıyla alakalı bir bilgilendirme yaptıysanız, Pertem üzerinden doğruladıysanız oradan da sizlere ön başvuru sonuçları gelmiş olacak. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, 3 gün sonra mülakat mesajlar gelmeyecek ama bir ay sonra mülakatlar başlayacak. Başvuru tarihleri 3 gün sonra bitmiş olacak. Süreç de sonradan ilerlemeye devam etmiş olacak. Bizler de bu haberin doğrultusunda gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. 9. ayın 11'inde başvurular bitiyor. Bir ay sonra da başvurular başlıyor arkadaşlar. Havanın, karanın, denizin, 3 kuvvetin mülakat mesajları gelmiş olacak. Her aday mülakatına gitmiş olacak ve her adayın kuvveti mülakattan sonra belli olmuş olacak. Tabii ki isteyen bir kardeşimizin istediği doğrultuda bir kuvveti varsa o kuvvetle alakalı bir takım belgesi olması lazım. Örnek veriyorum, bir kardeşimiz vardı, Fatih, Kahramanmaraşlı. Kendisi hava kuvvetlerinde bir asker olmayı çok istiyordu. Onunla alakalı bir bölüm okumuştu. Onunla alakalı bir belgesi vardı. Mülakatta bu belgeleri komutanlara verdi. O kardeşimiz şimdi hava kuvvetlerinde sözleşmeler. Sizlerin de böyle bir belgesi varsa arkadaşlar, sizler de o kuvvete gidebilirsiniz. Ama yine de şans kısmet işi arkadaşlar. Gerçekten hani, ama şunu söyleyebilirim. Kara %60 alacak. Kara kuvvetleri %60 alacak. Hava kuvvetleriyle deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri %60'ın yarısı kadar bir kontenjan açacak. Kontenjanı o şekilde açmış olacak. Büyük doğrultuda Kara Kuvvetleri Komutanlığı büyük ölçüde bu alımda birçok adayını kontenjanına yerleştirecek. Havanın ve denizin de tabii ki kendine göre kontenjanı var. Ama en büyük kontenjana sahip olan kuvvet hangi kuvvet derseniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı arkadaşlar. Bu süreçte elimize gelen her bilgiyi sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. 3 gün sonra başvurular bitecek. Bir ay sonra başvurular bittiği yerden mülakat süreçleri devam edecek. Ondan sonra sağlık süreçleri, bu gibi işimizin devamını sizlerle birlikte programlı bir şekilde devamını getirmiş olacağız arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için ve kanalımıza abone olduğunuz için, videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz kardeşlerim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.